Eğitim serimizin ilk videosu Bitcoin nedir? Bitcoin 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından ortaya atılmış bir deneysel kripto para projesidir. Bitcoin'de ana mantık bankaların verileri merkezi olarak tutmasından ziyade verilerin tamamen merkeziyetsiz bir şekilde saklanmasından gelmekte ve blockchain teknolojisi yani blok zincir tek teknolojisini kullanmaktadır. Öncelikle Bitcoin'i anlamak için bankayı bir anlamamız gerekmekte. Banka, banka şu şekilde çalışır. Ali'nin 1 lirası vardır. Berk'in 2 lirası vardır. Ceren'in 100 lirası vardır. Ali 1 lirasını Berk'e gönderdiği zaman Ali'nin 0 lirası kalır. Berk'in 3 lirası. Ceren'in de 100 lirası kalır. Bankalar merkezidir. Veliler saldırıya uğrayabilir. Veya merkezi yönetim tarafından değiştirilebilir. Örneğin böyle bir şey olamaz ama bankanın müdürü kendi oğluna para ekleyebilir. O yüzden bankacılık merkezi olduğu için bankacılık para transferleri ve finansal işlemleri daha merkeziyetsiz ve şeffaf bir şekilde halletmek için Bitcoin'i ortaya çıkartmıştır. Bankada da bu şekilde banka onayları ile para transferleri yapılır ve Bankalar komisyon ücreti alır. Burada gördüğünüz gibi Jack Ali'ye para gönderiyor ve Ali'ye daha az para geliyor. Şimdi bu teknoloji, şimdi bu veriler merkezi olarak sunucularda saklanmakta ve bu merkezi veri teknolojileri artık günümüzde blok zincir teknolojisiyle blok zincirin ilk ürünlerinden bir tanesi de Bitcoin ile ortaya çıkıyor. Bitcoin'de Olay merkeziyetsiz yani tüm veriler merkeziyetsiz dağıtılıyor. Yani bir bakkal defteri düşünün. Bu bakkal defteri herkesin evinde var ve herkes bu evindeki veriyi otomatik olarak değiştirebilen bir sistem. Yani tüm bitcoin verileri sizin evinizde bilgisayarınızda oluyor ve dağıtık şekilde yapılanıyor. Örneğin burada Ali'nin 10 doları var. Ali Ayşe'ye 10 dolar gönderdi gibi veriler. Ali'nin evinde var, Velin'in evinde var, Ayşe'nin evinde var, Fatma'nın evinde var ve büyük bir para transferi, para döngüsü oluyor. Bu işlemler bu şekilde kayıt oluyor. Gördüğünüz gibi 112 no'lu işlem 2 Bitcoin, 127 no'lu işlem 5 Bitcoin. Burada çıktılar. 1 Bitcoin adresine 3 Bitcoin gitmiş, 1 Bitcoin adresine 2 Bitcoin ve diğer Bitcoin adresine de 2 Bitcoin gitmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde Burada yine bir işlem görüyoruz. Burada bir kahve ödeme işlemi. Bir müşterinin adresinde 5 tane bitcoin var ve burada bir kahve işletmesinin bitcoin adresi var. Bitcoin'de bu ödeme sistemi 5 bitcoin bu adrese gidiyor ve kahvecinin dükkanına giriyor. Bu işlemde blok zincir teknolojisi ile kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirini ise şeffaf bir şekilde bizler de görebiliyoruz. Bu da blockchain.com. Burada ne kadar bitcoin üretildi, piyasada ne kadar bitcoin var, tüm zamanlardan beri ne kadar bitcoin çıkartılmış hepsini görebiliyoruz. Dolaşımdaki tüm bitcoinlerin hepsini her zaman buradan seçersek. Burada gördüğünüz gibi bitcoinin dolaşımdaki adeti başlarda sıfırdan 2009'da sıfırken şu anda 18 milyon adet bitcoin var. Ve burada Explorer kısmında sıfır yazarak ilk Bitcoin işlemini görebiliyoruz. Burada ilk Bitcoin bloğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlemleri kaydeden bilgisayarlar ise madenci olarak nitelendiriliyor. Ve madencilere 50 adet Bitcoin ödül veriliyor. Bu ödül gün geçtikçe giderek azalıyor. Gördüğünüz gibi madenciler daha önce bilgisayarlar ile mümkünken şu anda bu tarz büyük bitcoin cihazları ve masraflı aşırı yüksek elektrik enerjileri tüketen cihazlar ile yapılmakta. Ve bu cihazlar aşırı elektrikler tüketirken oldukça da ısı yayıyor ve bakımlar da oldukça zor. Yani bitcoin üretmek, o bitcoin işlemleri kayıt altına almak şu anda oldukça zor. Burada da gördüğünüz gibi 2010 yılında her 10 dakikada bir 50 Bitcoin üretilirken ve bu 50 Bitcoin madenciler arasında bölüştürülürken şu anda 6.25 Bitcoin üretiliyor. Buna da biz halving diyoruz. Yani yarılanma diyoruz. Gördüğünüz gibi 50 Bitcoin 25'e yarılanmış. Her 4 yılda bir yar yarılanıyor. Gördüğünüz gibi burada 4 yılda bir yarılandığını görüyorsunuz. En son yarılanma 2020'nin Mayıs ayında gerçekleşti ve 6.25'e düştü. 2024 yılında ise 3.12'ye düşecek. Bitcoin üretimi gittik gitgide zorlaştığı için ve üretilen miktar her yıl azaldığı için daha da değerleniyor ve yatırımcılar tarafından ilgi çekiyor. Bitcoin transferleri kolay yapıldığı için de büyük ödemelerde Bitcoin kullanıyor ama kahve gibi ödemelerde kullanılamıyor. Çünkü işlem ücretleri şu anda oldukça yüksek. işlem ücretlerine de Zamanla çözümler getirilmekte. Bitcoin'de bu büyük defteri tarih boyunca madenciler kayıt altına alacak ve dünya üzerinde birçok bilgisayar tarafından kayıt altına alınabilecek ve şeffaf bir şekilde tüm insanlık bu işlemleri izleyebilecek. Şu an toplamda 18 milyon Bitcoin var ve Bitcoin'in üretimi 21 milyon adetle sınırlandırılmıştır. 21 milyon adetten daha fazla olmayacağı için arzı da sınırlı olduğu için bir bakıma altına benzetilmekte. Çünkü altının da biliyorsunuz arzı sınırlı ve üretimi oldukça zor. O yüzden buna aslında kripto altın diyebiliriz. Tabi buna kripto altın demeye gerek yok. Çünkü bir ismi var. Çünkü onun ismi Bitcoin. Bitcoin kesinlikle korkulacak bir şey değildir. Yıllardır fiyatı yıllardır fiyatı aşırı düşse aşırı yükselse de hiçbir zaman ağı çalışmayı durdurmamıştır. Ve sizin cüzdanlarınızda örnek veriyorum 10 bitcoin varsa 100 yıl sonra da 10 bitcoin olacak. O yüzden bu bitcoin adetleri sizin cüzdanınızda harcama yapmadıkça bir yere göndermedikçe bir yere çekmedikçe her zaman olacaktır. Bir sonraki videolarda size Bitcoin nasıl alınacak gayet basit bir şekilde anlatacağız. Bu videoda belki biraz kafanız karıştı ama daha sonraki videolarda daha da iyi anlayacaksınız ve hepiniz Bitcoin ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Bir de alternatif coin'ler var. Bitcoin'e benzer coin'ler. Bu coin'leri de sizlere anlatacağız.